Merhaba sevgili gençler. Aydın yayınlarının ayet kimya deneme kitapçığından organik denemesinin dördüncüsü ile beraberiz. Hemen soru çözümüne geçiyoruz. Deneme 4 bilin sorumuz. ch 3 cooh molekülü ile ilgili diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında 7 sigma bir tane pi bağı vardır. diyor. Daha kolay göründüğü şöyle büyük halini yazalım. ch 3 cooh yani asetik asit molekülümüz. Ve bir tane pi bağı vardır. Evet şurada ne vardır sevgili gençler? Bir tanesi pi bağdır bu e, ikili bağdan. 7 tane sigma bağı vardır. Harf sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğuna göre 1 çıkarırsak kısa yoldan 7 tane olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası doğrudur ama açık hayla düşünürsek 1, 2, 3 yani şu tekliler e, sigma bağdır. Yani hidrojenler burada 3 tane hidrojen var. Burada da bir hidrojen ve şurada bir bağ var biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğunu zaten görüyorsunuz. Ve devam ettiğimizde B şıkkında ortaklanmamış 4 tane değerlik elektron çifti içerir diyor. Oksijenler üzerinde biliyorsunuz ki oktet yaptığı için oksijen şurada 1, şurada 2. Yine oksijenler üzerinde bu çiftlerden dolayı toplam 4 tane molekülde değerlik elektron çifti vardır. Ortaklanmamış. Tabii ki bağlayıcı elektron çifti dediği zaman da nereleri sayıyoruz? Şu bağ yapımında kullanılan yerleri sayıyoruz. Tabii ki hidrojenlerin de bağlarını unutmadan. C şıkkında sistematik adı etanoik asit. Yaygın adı asetik asittir diyor. Evet iki karbonlu karboksil asitin adı iupak adı iki karbon olacak. Etan ve iupak adı oik asit getiriyoruz. Yani etanoik asit. aynı şekilde yaygın adlandırmada ise form, aset, propyon gibi ekler kullanıyoruz. Açık kökleri kullanıyoruz. Burada da iki karbonlu olduğu için aset ve ik asit diyerek bunu tamamlıyoruz. Yani yaygın adları da doğru vermiş Asetik asittir formik asit, asetik asit, propiyonik asit, bütirik asit ve valerik asiti de unutmayacağız demiştik. C şıkkı da doğrudur. Moleküldeki tüm karbon atomları SP kübleşmesi yapmıştır diyor. Bu karbon atomu ne yapmıştır? Şunları silelim ve daha kolay görün diye ne diyeceğiz burada? Bu karbon atomu SP kare yapmıştır. Bu karbon atomu SP küp yapmıştır. O yüzden de D şıkkın yanlış olduğunu söyleyelim. Yine E şıkkında yapısında karboksil grubu içeren zayıf organik asit diyor. Karboksil asitler organik asitlerdir ve zayıf asitlerdir. Yani E şıkkında doğru olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adı doğru verilmiştir diyor. Baktığımızda alkin olduğunu görüyoruz. Alkinlerde çoklu ban yakın olduğu yüzden başlayacağımıza göre 1, 2, 3, 4, 5'e denk geliyor. 1, 2, 3, 4'e denk geliyor. Buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdığımızda 5, 6, 7, 8 karbonlu. Yani 3'te bir dal var. Yine aynı şekilde e 6'da bir dal var diye düşündüğümüzde e, baktığımızda 1 2 3 4 yani o zaman tek tek söylersek 2 etil 5 metil diyor. Bunun yanlış olduğunu bir kere söyleyelim. E, çünkü e, burada çoklu bağ bir kere 3 4 nolu karbonun önünde 3 heptin demiş. Bunu eleyelim. Yani dallar yanlış. E, buna baktığımızda 1 e, etil diyor. Şurası nedir? CH3'tür ve e, ee, önceliğimiz nedir? Çoklu bağdır. O yüzden şuradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çoklu bağ ve dalın yakın olduğu yüzden başladık. 1 metil demesi gerekirdi. Yine burada e, yanlışlık olmuş. Gitti. Bu moleküle baktığımızda alkan olduğunu görüyoruz. Uzun zinciri seçersek 1, 2, şuradan şöyle seçersek sevgili gençler. Buradan aşağı doğru gideceğiz. Ve uzun zincir şöyle seçtik. Ve toplamda gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbonlu bir zincir. Yani oktan. Ve baktığımızda dalın yakın olduğu yüzden başlayacağız. 1, 2, 3'te dal var. En yakın. Buradan başlarsak 1, 2, 3, 4 de var. O zaman buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu karbonlar. Ve o zaman dalları tek tek söylersek alfabetik önceliğe göre metil, etil ve klor var. Burada baktığımızda 5 etil diyor. 5 de etil var. Yine aynı şekilde 3 e, de klor var. Ve 3, 5 dimetil diyor. 3 ve 5 de metil var. Ve oktan yani bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri de muhtemelen yanlıştır. Baktığımızda uzun zinciri seçtik. Ve seçtikten sonra ne yapıyoruz? E, çok duban yakın olduğundan başlıyoruz. Buradan e, birinin önünde, buradan da birinin önünde. Ama burada bir dal var. O yüzden buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Sonrasında yazma kısmına geldiğimizde dalları alfabetik önceliğe göre söylüyoruz. Bir de brom var. Bir brom sonrasında 4 metil demesi gerekir. Zaten burada vinili bir dal gibi kabul etmiş. Yani şöyle gitmiş muhtemelen. O yüzden komple yanlış. E şıkkına baktığımızda yine çoklu duban yakın olduğu yüzden başlıyoruz. Burada bir kere bir bir diklor demiş. Yani buradan başlamış numaralandırma. Direkt yine yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hiç bakmaya bile gerek yok. Böylece hangisinin doğru olduğunu C şıkkı olarak tespit ettik. Diğerlerinde de yine hataları bulmaya çalıştık diyelim ve böylece adlandırmayı tekrar etmiş oldunuz. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen doymamış bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkına baktığımızda metil siklobüten bileşiğiyle yapı izomeridir diyor. Bu bir alken. Alkenlerin genel formülü CNH2N'dir. Metil siklobüten de halkalı alkendir. Halkalı alkenlerde de yine genel formül cnh 2 n eksiklidir. Bir kere alkenlerle Halkalı alkanlar izomerdir, yapı izomerdir. Burada büten dediğine göre karbon sayısı tutuyor. Metil, siklo, biten, 5 karbonlu alkenle 5 karbonlu halkalı alkan olacak. Yani büten olsaydı olurdu ama büten dediği için yanlış. 0,1 mol'i 0,2 mol H2 ile tam olarak doyulur diyor. Her bir pi boyu için 1 mol H2 katılması olur biliyorsunuz. O yüzden de 1 mol'e karşılık 1 mol H2 katıldığına göre 0,1 mol'e karşılık 0,1 mol demesi gerekirdi. Yanlış olmuş. Polimerleşme tepkimesi vermez diyor. Alkenler polimerleşme tepkimesi verir diye söylüyoruz. D şıkkında 3 tane sp küp, 2 tane sp kare birleşmesi içeren karbon atomu içerir diyor. Buraya baktığımızda şu karbon atomları tekli bağ ile bağlıdır. Biliyorsunuz tekli bağ olunca sp küp oluyor. İkili bağ yapan karbon atomları da sp kare yapıyor. O yüzden 3 tane sp küp, 2 tane sp kare olduğu için D şıkkı doğrudur. 1 moline 1 mol su katıldığında diyor. Oluşan ana ürün 2 hidroksi 3 metil bütandır diyor. Buraya baktığımızda hemen şuraya su katalım bir tane bakın. Sevgili gençler su katılması biliyorsunuz Markovnikov'a göre oluyor. Hidrojenin çok olana hidrojeni yolluyoruz. Katılma her zaman ikili bağ karbonların olur. O aşıda diğer karbonu yolluyoruz. Ve ikili bağ teke düşüyor. Ve böylece şurayı artık silelim ve şuraya iki hidrojeni buraya yolladık. O aşı da buraya yolladık. Ve oluşan ürünü yazdığımıza göre artık su katılmasını böyle silelim. Bunu adlandıracağız. Alkol olduğu için böyle e, isimden şöyle yaparsak, OH'un yakın olduğu yüzden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 nolu karbonlar. Burada e, 2 metil, e, 2 e, butanol demesi gerekirdi. E, İUPAK adı olarak. Yine alkan üzerinden adlandırırsa da, eğer İUPAK adı demiyorsa, alkan üzerinden adlandırırsa, yine 2 hidroksi, 2 metil butan demesi gerekirdi. Yani her halükarda yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen polimerleşme tepkimeleri sonucunda oluşan ürünün adı hangi doğru verilmiştir diyor. Birinci öncüle baktığımızda karbon tetraflorür var ve karbon tetraflorun polimerleşme sonucu teflon oluşur. Yani poli etilen maddesi oluşur. Dolayısıyla bu madde doğrudur. Yine vinil klorür var burada. Vinil klorür monomerinin polimerleşmesiyle polivinil klorür PVC elde edilir. Ve yine aynı şekilde etilen maddesinin polimerleşmesiyle de polietilen elde edilir. Yani bunların hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki 5-6 tane polimer maddenin kısaltmasını bilmeniz gerekiyor diyelim. Beşinci sorumuz diyor ki C4H8 ve C2H4 bileşikleri için yukarıdaki özelliklerden hangileri aynıdır diyor. Molekül kütlesi diyor. Bir kere molekülesi aynı olamaz. Çünkü baktığımızda C4H8 ve C2H4 aynı çıkmaz. Ve yine aynı şekilde aynı dış basınçta kaynama noktaları diyor. Maddeler aynı olmadığına göre kaynama noktalarında aynı olma şansı yok. Bu da gitti. Basit formülleri diyor. Basit formülleri tabii ki CH4'ün en basit hali, sadeleşmiş hali CH2'dir. Yine aynı şekilde bu da CH2'dir diyebiliriz. Yani sadeleşmiş halleri aynı olduğuna göre basit formülleri aynıdır diyebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkıdır diyelim. Altıncı maddemiz bir bilgi vermiş. Diyor ki Sukualın hidrojen ve karbondan oluşan, doymamışlı yüksek bir hidrokarbondur diyor. Cildin sebumunda doğal olarak bulunan bu madde hücrelerin yenilenmesinde ve cildin canlı kalmasında büyük rol oynar diyor. Yukarıda bilgisi verilen organik bileşik sınıfı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Tabii molekülü bilmemize gerek yok ama şunu söylüyor. Organik bileşik sınıfı ile ilgili diyor. Moleküle baktığımızda buralarda çift bağları görüyorsun. Yani bu ben alkenim diyor. Yani sana aslında Alkenlerle ilgili bir soru sormuş ve buna göre okursak diyor ki olefinler olarak adlandırılır. Evet organik kimyasında alken olduğuna göre alkenlerin e, ismi olefinlerdir. Asit katalizörlüğünde ısıtarak su katılma sonucu alkoller oluşur diyor. Alkenlere su katıldığında evet alkoller oluşur bilmemiz gerekir. Sonuçta H ve OH katıyorsunuz. OH katılacağı için alkole dönüşüyordu biliyorsunuz. En küçük üyesi meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılır diyor. Evet muz gibi e, erken koparılan yani yeşil halde koparılan madde etilene maruz bırakılır. Yani etilen maddesi alkenlerin biliyorsunuz en küçük yazısı eten e, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılır. Doğrudur. Yapısında SP kalibreşmesi yapmış karbon ton diyor. Burada tabii ki ikili bağ karbonları ne yapıyor? Yani CH3, CH, CH2 gibi yazdığımızda ikili bağ karbonları SP kare hipleşmesi yapmıştır diyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Polimerleşme tepkimesi vermez diyor. Alkenler polimerleşme tepkimesi verir. Bu yanlış olmuş. Yani cevabın E olduğunu söyleyelim. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi diğerlerinin izomeri değildir diyor. Şıkları incelediğimizde A şıkkında bir hepsinde benzer halkası var ama A şıkkında bir aldiyet grubu görüyoruz. Diğerlerinde bir OH ve CH3 grubu var. Yine OH ve CH3. OH ve CH3. Şu üç tanesi zaten birbirinin konum izomerisidir. Bakın 1, 2, 1, 3 ve 1, 4 konumundadır. Bunlar orta para konumuna göre izomerdirler. Yine burada CH2OH yani bir OH var yine bir CH3 var gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta şu ayrı bir yere yazılsaydı şurada bir hidrojenden dolayı burada CH'ye dönüşüyor. Yani şunların kapalı formüllerin aynı olduğunu söyleyebiliriz ama burada kapalı formülleri aynı değildir. O yüzden A şıkkı diğerlerin izomeri değildir diyelim. Aşağıda verilen benzer ve türevlerin özellikleri ve kullanım alanlarının hangilerine yanlışlık yapılmıştır diyor. Çıkları okuduğumuzda biliyorsunuz ki aromatik bileşiklerle ilgili bazı madde çok belirgin olarak bilmemiz gerekiyor. Toleyen için demiş ki boya ve vernik yapıştırıcı üretiminde kullanılır. Şimdi bilmeyebilirsin birçok madde birçok yerde kullanılıyor. Anilin bu tür sorularda çok belirgin bir hata olması lazım. Anilin boya ve poliüretan köpükte kullanılır diyor. Köpük yapımında kullanılır diyor. Yine hatırlamayabilirsin. C şıkkına geldiğimizde Fenoller yüksek erime noktasına sahip mikrop öldürücü ve dezenfektan olarak kullanılan bir alkoldür diyor. Hemen burada çok belirgin bir hatayı bulmuş olduk. Çünkü sen biliyorsun ki fenol bir alkol değildir. Genelde OH olmasına rağmen alkol olmadığını üstüne basa basa söyleriz. O yüzden C şıkkında bir yanlışlık olduğunu zaten görüyorsun. Naftalin yine kendine özgü kokusundan dolayı güve kovucu olarak kullanılır. Boya üretiminde kullanılır diyor. E şıkkında benzenin özelliklerine vermiş. Benzen molekülü oldukça kararlı bir yapıya sahip olup birçok kimyasal maddenin sentezinde kimyasal kaynak ara ölümü çözücü olarak kullanılır. Yani burada şuradaki cevabın buna uygun olmadığını söyleyebiliriz. Ama diğerlerini dediğim gibi çok belirgin özelliklerini bilirseniz yeterli olur diye söyleyelim. Yanda verilen bileşikte numaralı karbonlar ayrı ayrı OH grubu bağlanırsa diyor oluşan alkol türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tabii ki ayrı ayrı bağlayacağız. Buraya baktığımızda OH'ı buraya bağlarsak yani 3 nolu karbona bağlarsak ne olur? OH'ın bağlı olduğu karbon 1 karbona bağlı olduğu için primer karbon e, primer alkol olur. O yüzden bunu yazdık ve siliyoruz. İkinciye bağlayalım. Şuraya bağlayalım. Buraya bir OH bağlayalım. OH'ın bağlı olduğu karbon da 2 karbona bağlı olduğu için sekonder olur. Yine aynı şekilde sekonder oldu. Birinciye bağlarsak ne olur? Yani şuraya bağlarsak ne olur? OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2 ve 3 yani tersiyer olur. Bu şekilde primer sekonder tersiyer olarak sınıflandırma yapmamız gerekir ve böylece cevabın ne olduğunu buluyoruz. A şıkkı olduğunu buluyoruz. Yukarıda verilen tepkime örneklerinden hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda eten maddesinin polimerleşme tepkimesidir. Yani doğrudur. Bir e, monomer maddenin polimerleşme sonucu genel gösterim bu şekilde gösterilir. Şöyle köşeli parantez şeklinde görebilirsiniz. Şu çizgilerde burada olur. Katılma tepkimesi diyor. Halkalı alkenlere H2 katılmış ve pi bağ kırılmış. Halkalı alkana dönüşmüş. Yani sikloalkenler sikloalkanlara dönüşmüş. Bir katılma olduğunu görüyoruz. Yani şu pi bağların olduğu yere katılma var. Doğrudur. Yer değiştirme tepkimesidir diyor. Baktığımızda alkenlere klor ne yapmış? Katılmış. Pi bağı tekli bağ düşmüş. Yani bu yer değiştirme değil katılmadır. Yer değiştirme nasıl oluyor? E, klorla hidrojenler yer değiştiriyor. Yani burada pi bağı e, değişmemesi gerekirdi. O yüzden de 1 ve 2'nin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki tepkime ile ilgili diyor yargılardan hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda asetik asit artı propil alkol tepkimesi esterleşme tepkimesidir diyor. Esterleşmeler ne oluyordu? Karboksil asitlerle alkollerin tepkimesine ester oluşuyor. Yani bu bir esterdir diyebiliriz ve buna doğrudur diyelim. Oluşan ürünün moleküsü 102'dir diyor. E burada tabii ki asitik asit bilmek lazım. Yani CH3 cohla C3H7OH tepkimesinden bir ester elde ediliyor. O zaman e, ve 102 olduğunu söylüyor oluşan ürün. Eğer burası 102 ise burası da 18'dir. Toplamda 120 gramlık ürün olduğuna göre buranın toplamında 120 olmalı. Bakalım toplam eğer 120 gelirse doğrudur diyeceğiz. E, baktığımızda e, CH3COH'da karbon 12, 12, 24 artı 4 hidrojen olduğuna göre artı 4. 2 tane de oksijen 32 yapar. Topladığımızda 36, 46, 56, 60. Yani asetik asitimiz 60. Propil alkol diyor. 3 tane karbon 36, 8 tane hidrojen artı 16 yaparsak 44, L4, 60. Yani buradan baktığımızda 60-60, 120'ye denk geliyor Yani bu molkülesi 102'dir. Doğru. Ve tepkimedeki alkoldeki OH bağ kopmuştur diyor. Biliyorsunuz ki esterleşme tepkimesine şöyle tekrar yazalım. Genel gösterim çok soruyorlar çünkü. RCOH ile ROH tepkimesi yani karboksilasitle ester tepkimesinde karboksilasit de şurası kopar. Alkolde ise şuradan kopar. O yüzden de Alkoldeki OH bağı kopar dediği için doğrudur diyoruz. Yani 11. sorunun cevabı E şıkkıdır diyelim. 12. sorumuz diyor ki yukarıda verilen şamada bazı bindik moleküler özellikleriyle ilgili ödev hazırlamaya çalışan özlem moleküle ait bilgileri hazırladığı şemada yerleştirirken iki şemada hata yapmıştır diyor. Buna göre şamadaki bileşiklerin hangilerinin yeri değiştirirse özlem bilgileri doğru vermiş olur diyor. Tekrar bakarsak şöyle formal diyor. Geometrik şekli düzlem üçgendir. SP kökleşmesi yapan atom içerir. Bu sep gösterimi AX3'tür ve apolar moleküldür diyor. Bir kere aldeitler nedir? Apolar değildir. Bir kere onu hemen aklımıza getirmemiz gerekir. Karbondioksite bakarsak geometrik şekli doğrusaldır diyor. SP birleşmesi yapan atom içerir. Bu sep gösterimi AX2'dir diyor. Apolar molekül. Yani burada hemen ne hatırlamanız gerekiyor? Şekiller hatırlamanız gerekiyor. Yine burada e, şuraya da ne yapalım? E, Formal yazalım. Şöyle hidrojen, buraya bir oksijen ve hidrojen. Ve aynı şekilde e, su içinde diyor, geometrik şekli kırık doğrudur diyor. SP küpleşmesi yapan atom içerir. Bu sebep gösterimi AX2E2'dir. Polar molekülü bu doğru olduğunu biliyorsunuz. Yani suyu birçok kez soruyorlar ve e, AX2E2'nin ilk örneğidir diye söyleyebiliriz. Amonyak yine aynı şekilde AX3E'nin ilk örneğidir. Polar moleküldür diyebiliriz. E, geometrik şekli üçgen piramidin ilk örneklerindendir. Buranın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu e, şıkların doğru olduğunu söyleyelim bor tree diyor. ve geometrik şekli düzlem üçgendir. SP kare birleşmesi yapan atom içerir. Bu sebep gösterim. ax Polar moleküldür diyor. Burada da yine apolar moleküldür. Yani BH3 nasıl da söylediği gençler. Biliyorsunuz oktet boşluğu vardı. Yani oktetini tamamlamaz. Burada düzlem üçgen olması gerekir. Zaten burada öyle demiş ama bir de polar demiş. Bu molekül nedir sevgili gençler? Apolardır. Çünkü merkez atom üzerinde ortak şey, elektron çifti yok. Yani şuradaki bilgi apolarla polar yer değiştirmesi gerekir. O yüzden de formal ile bor hidrür, e, bor trihidrürün yer değiştirmesi gerekir diyelim ve o yüzden cevabımızın 5 olduğunu söyleyelim. 3 metil 2 penten bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Aşağı geometrik izomeri gösterir. Hemen açık halini yazalım. 2 penten yani 5 karbonlu olacak. 1 2 3 4 5 ve 5. 2 penten dediği için şuraya ikili bağ yapalım. 3. karbonla CH3 bağlayalım. 3 metil iki penten. Şunları da ne yapalım? Hemen dörde tamamlayalım. Ve 4'e tamamladıktan sonra da şimdi geometrik izomeri gösterim dediği zaman ne yapıyoruz? İkili bağ karbonlarını şöyle çiziyoruz ve inceliyoruz. Aynı karbon atomları aynı grup olmayacak. CH3 var, hidrojen var. Hatta şu hidrojeni açık yazalım ki geometrik izomeri daha kolay görün. Yine bu karbonda bir CH3 bir de etil var. O yüzden de farklı gruplar olduğu için Metilin konumuna göre ne yapabilir? Cis trans diyebiliriz. Eğer metiller aşağıdaysa, yukarıdaysa cis, karşıysa trans diye yani burada cis trans izomeri vardır. Sikloheksanla zincir halka izomeridir diyor. Alkenlerle halkalı alkanlar e, zincir halka izomerisi ha, karbon sayısı tutuyorsa 6 karbonlu 5 bir de 6 yani bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. HCl ile katılma tepkinin sonucunda diyor ana ürün olarak 2 klor 3 metil penten bileşiği oluşur diyor. Hemen ne yapacağız buraya ee, sevgili gençler. HCl katacağız. HCl. Katılma her zaman nereye oluyor? hidrojen çok olan hidrojen Markovnikov'a göre. Yani şu hidrojeni bu karbona yollayacağız. Kloru da bu karbona yollayacağız. Şöyle bakın şuraları temizleyelim artık. Ve şunları çıkaralım. Şimdi ne yapıyoruz? Hidrojeni buraya ekleyeceğiz. Hemen şuraya bir hidrojen ekliyorum. E, kloru da buraya ekleyeceğim. Ve katılma sonrasında ne olacak? İkili bağda teke düşecek. Böylece oluşan ürünü yazmış oluyorsunuz basitçe. E, buna göre diyor ki e, oluşan ürün 2 klor 3 metil penten'dir diyor. Bir kere bu bir alkenken katılma sonrasında ne yapamaz? Alken olarak kalamaz. Çünkü katılma sonrasında ikili bağ teke düşüyor. O yüzden de bir kere bunun adını falan okumaya gerek yok. Penten dediği için C şıkkını yanlış olduğunu söyleyelim. 1 mol yakıldığında 6 mol su oluşur diyor. Molekül alken olduğu için alkenlerin genel formülü CnH2n'dir. Bir tane pi var içerenler. Yani burada da 6 karbon olduğu için C6H12'dir. Yaktığımız zaman 12 tane hidrojen olduğuna göre 6 tane su çıkacaktır diyebiliriz. Yani doğrudur. Kaynama sıcaklığı aynı koşullarda diyor. 3-3-dimetil bir biten birleşik kaynama sıcaklığından yüksektir. Bu daha kısa ve dallanmış bir yapı olduğu için açık aynı yazdığınızda yani şöyle dallanmış bir yapı olduğu için 1-2-3-dimetil -3 diyor. Yani buralarda metil var. O yüzden de yapına kadar dallanmış hale gelirse o kadar kaynama noktası ne olur? Temas suyu azaldığı için london kuvveti azalıyordu. O yüzden de kaynama noktası daha düşük oluyordu. E, o yüzden de kaynama noktası e, 3 33 dimetilden daha yüksektir. Bu da doğrudur diyelim. Böylece 13 tane sorunun cevabını bulmuş olduk. 13-13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.